Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenlere. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Ersin Aka olacak. Ersin Aka ile birlikte birincilik, ikincilik ve üçüncülükte yaşanacak olan playoff heyecanını konuşacağız. Kendisinden derbi ile ilgili de yorumunu isteyeceğim ayrıca. Sezonu Ersin Aka Van Spor FK ve Karşıyaka'da geçirdi. Geçtiğimiz sezonsa yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3. Lig'den 1. Lig'e taşıdı. Daha öncesinde Ankara Demirspor'da görev almıştı. Bunu belirtelim. Şu anda hattımızda konuğumuz Ersin Aka. Ersin Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba Salim Bey, teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Nasıl gidiyor çalışmalar? Neler yapıyorsunuz? İyi gidiyor. Yoğun. Biliyorsunuz şu an playofflar oynanıyor. Onları takip ediyoruz. Gerek gidip canlıdan izlemek zorunda kalıyoruz. Tamamen şu andaki programımız onları takip etmekle ilgili. Alo? Sevgili dinleyenler hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Ersin Aka, sohbetimiz devam ediyor. Ersin Hocam, sezonu Van Spor Futbol Kulübü ve Karşıyaka'da geçirdiniz. Sezon sizin adınıza nasıl geçti hocam? Geçen sezonda, bundan bir önceki sezonda yeni Mersin Manyurdu'nda yaşanılan bir şampiyonluk vardı. Evet. Biliyorsunuz sizin de ifade ettiğiniz gibi Mersin'de şampiyon olarak geçen yılı tamamladık. Sezon başında birçok kulüple temasımız oldu, birçok teklif aldık. Ama ben kariyerim boyunca hep büyük camialarda çalıştım. Ve hep teknik direktörlüğümde de isteğim ve arzum bu tip camialarda çalışmak. Ve tabii ki bu da çok kolay bir durum değil. Evet. O yüzden bu yıl sezon başında Karşıyaka'yı tercih etmiştik. Ancak tabii ki biz her zaman planladığımız gibi olmuyor her şey. Bir yönetimle anlaştık, ancak yönetim 15 gün sonra bütün yönetim kurulu şeklinde istifa ettiler. Ayrılmak zorunda kaldılar. Bu dönemde takımın yaklaşık %50'sini oluşturabilmiştik. Sonra yeni bir yönetim geldi ama bir aylık bir mazbata alma döneminde transfer yapamadık. Dolayısıyla o dönemde de herkes takımını kurdu. Maalesef istediğimiz oyuncuları alamadık. Yani bunu neden anlatıyorum şimdi? Futbolda her sene teknik adam olarak bir şey öğreniyorsunuz. Bu yılda çok ilginç bir durumla karşılaştık ekibimle beraber. Böyle bir süreç yaşadık. Ona rağmen aslında fena bir başlangıç yapmadık. Ben toplam 9 hafta Karşıyaka kulübünde görevde kaldım. Bunun 7 haftasında liderdik. Son 2 haftasında liderlikten indiğimizde de zaten istifa kararı aldım. Kendi isteğimle ayrıldım. Sonrasında bir Van tercihimiz oldu. Maalesef yine farklı bir durum sergilendi. Orada da toplam 18 gün kalabildim. Dolayısıyla hani 18 günde başarı ve başarısızlığı tartışamazsınız diye düşünüyorum. Sportif başarıyla da bir alakası yok ayrılımın, ama benim dışında bazı olaylar oldu ve ayrılmak kararı verdik. Bu sezon dolayısıyla istediğimiz gibi geçmedi. Ama futbolun içerisinde var. İniş ve çıkışlar her zaman olur. Ben biraz da futbolu geliştirmek, bir oyunu geliştirmek, oyuncuyu geliştirmek üzerine çok kafa yoran birisiyim. İşimiz de bu anlamda ülkemizin sisteminde çok kolay değil. Ama mücadeleye devam edeceğiz. Sonuçta işimizi çok seviyoruz. İnşallah bu yılda yeni bir takımla birlikte projelerimizi hayata geçireceğiz.
Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ersin Aka, sohbetimiz devam ediyor. Ersin Hocam, yeni sezon için planlamalar nelerdir? Var mı gelen teklifler? Ligler tamamlandı, playoff heyecanı yaşanacak. Fakat ligi bitiren birçok takım var. Üçüncü ligde, ikinci ligde, birinci ligde de perde kapandı. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Onun dışında tüm liglerde playoff heyecanı var. Evet, tamamen şu an playoff heyecanına biz de endeksledik kendimizi. Tamamen onları takip ediyoruz. Yani arayan kulüpler de var. Ancak biraz ben erken olduğunu düşünüyorum şu anda. Biraz daha beklemek istiyorum. Hedefim her zaman üst liglerde çalışmak oldu benim. Evet. Bu tarzda bir takım olmasını arzu ediyorum kendi adıma. Ve tabii ki geliştirebileceğimiz, orada fark yaratabileceğimiz bir ortamın olması çok çok önemli. Sadece üst lig olduğu için çalışmayı da doğru bulmuyorum açıkçası. Bununla ilgili planlamalarımız var, beklentilerimiz var. Bakalım, bunu da sanıyorum playofflar bittiğinde, takımların durumları netleştiğinde biraz daha hızlanacaktır. Şu an biraz daha durgun gördüğüm kadarıyla. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ersin Aka, sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam, evet, ifade ettiğiniz gibi bu dönem biraz daha durağan geçiyor. Sadece yapılan transferler var. Yani gelecek sezon için sözleşmesi biten oyuncularla söz kesilmeleri gündemde. Bunu da belirtelim. Ve devam edelim hocam. Birinci ligde playoff heyecanı, ikinci lig, üçüncü ligde başlıyor. Birincilikle başlıyor. İkincilikle üçüncülükle devam ediyor. İsterseniz birincilikle başlayalım. Birincilikte de görev aldığınız takımlar oldu. Bu tempoyu biliyorsunuz. Playoff heyecanı yaşadınız. Evet. Gerçekten çok keyifli bir süreçtir. Sanıyorum yarın ilk ayaklar oynanacak maçların. Evet hocam. Bodrum ve Bolu eşleşmesi, Çorum ve Kocaeli eşleşmesi var diye biliyorum. Bunların galibi de ayın 20'sinde oynayacak diye hatırlıyorum, eğer yanılmıyorsam. Sonrasında da bunun da galibi Sakarya'yla bir maç oynayacak. Umarım hak edenin kazandığı, futbol anlamında üreten, göze hoş gelen, taraftarın seyir zevkini doyuran takımların kazandığı mücadeleler olur diye bir futbol adamı olarak arzu ediyorum açıkçası. Genelde biliyorsunuz, daha önce de birçok defa konuştuk bu konuda. Çok kontrollü maçlar geçiyor. Çok fazla takımlar risk almak istemiyor. Genelde uzatmaya ve penaltılara giden maçlara alıştık playofflarda. Bunun tersi durumlarında olduğu istisnai maçlarda oluyor ve çok keyif alıyoruz. Umarım dediğim gibi futbol adına pozitif şeylerin olduğu, fair play'in olduğu, oyunun olduğu maçları izleme fırsatı buluruz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ersin Aka, sohbetimiz devam ediyor. Ersin Hocam, çok kısa bir aramız olacak. Aranın ardından hattımızda sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara hocam, hatta beklerseniz mutlu olurum. Tabii ki. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Ersin Aka. Ersin Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Hocam, ligi 3. tamamlayan Sakarya Spor direkt finale yükseldi. Sakarya Spor direkt finalde. Bu noktada Sakarya Spor'un Süper Lig'e çıkma şansı %50. Rakiplerine göre daha avantajlı. Gelen takımları da düşündüğümüzde, diğer 4 takımı da düşündüğümüzde bu noktada yorumunuz ne olur? Nasıl bir avantaj sağlar? Ya şöyle söyleyeyim, avantajlı bir tane maç oynayacak, %50-50 şansı var Sakarya Spor'un tabii, ama rakipleri oynayarak gelecek ve karşılaştığı rakip moralli olacak. Hani bunu da tartışmak lazım, avantajlı mı dezavantajlı mı bilemiyorum açıkçası. Son 2 yıldır uygulanan bir sistem, o yüzden çok bilemiyorum hani bunun nasıl avantaj mı dezavantaj mı olduğunu. Bunu izleyip ben de merakla bekliyorum sonucunu. Diğer takımlara gelince Bodrum, Bolu ve Kocaeli, Çorum eşleşmeleri var. Hepsi birbirinden değerli, önemli camialar. Bunların içerisinde Bodrum takımının sistemini, yapılanmasını çok beğeniyorum kulüp anlamında. Çorum takımı Oğuzhan Başkan'la beraber ciddi bir ivme yakaladı. İkincilikten
birinci lige çıktı. Şimdi birinci ligde playoff yakaladı. Çok önemli başarı elde ediyor gördüğüm kadarıyla. Kocaeli Spor biliyorsunuz ben de Süper Lig'de görev alma şansı bulduğum çok büyük bir camia. Yerinin kesinlikle Süper Lig olması gereken bir camia. Ancak yıllardır çok fazla iniş çıkışlar yaşadı yönetimsel olarak. Dolayısıyla ama yine de önemli favorilerden biridir. Bolu Spor bence önemli bir başarıya imza attığını düşünüyorum performansıyla. Takip ettiğim süreçte bunu çok ciddi anlamda gözlemledim. Takdire şayan bir performans olduğuna inanıyorum. Ama hani bu dört takımın içerisinden Sakarya'nın rakibi kim olur noktasında bu favorim diyemiyorum ama tabii ki sürprizlere çok açık bir maç olacak, eleme usulü olacak. Hak edenin kazanmasını, oyunu güzelleştiren takımın kazanmasını diliyorum. Sadece bunu söyleyeyim. Hocam, yani geçtiğimiz yılda bunu konuşmuştuk. Bu yıl ikinci yılı statü değişimi. Evet. Geçtiğimiz yılda ifade etmiştik burada hocalarımızla. Gelen takım maç temposu var ve finale yükselen takım direkt ligi 4. 5. 6. ve 7. sırada tamamlayan takımlardan birisi de finale yükseliyor. Sakarya Spor'un rakibi oluyor. Hem maç temposu hem de geriden geldiği için büyük bir avantaj sağlıyor. Fakat geçen yılı hatırlıyoruz. Bodrum Spor finale yükseldi. Rakibi Pendik Spor'du. Pendik Spor 90 dakikalık bölümde işi bitirdi. Böyle bir durum da söz konusu oldu. Özellikle de maçların seyir zevkini arttırmak adına, her takımı iddialı kılmak adına böyle bir yol izlendi. Kadro yapısını düşündüğümüzde hocam, Sakarya Spor'un yanına kim gelebilir? Bu arada Kocaeli Spor'da da bir değişiklik var. Mustafa Hoca ile yolları ayrıldı, Mustafa Gürsel'le. Yerine gelen isim Ertuğrul Sağlam oldu. Tekrardan göreve geldi Ertuğrul Hoca. Evet, eski takımına, kendi kurduğu takıma tekrar tercih yaptılar. Evet. Ya şöyle söyleyeyim sorunuzla ilgili. Öncelikle geçen yıl bu örneği yaşadık ama Pendik takımının gerçekten çok oturmuş, çok sistemli bir takımı vardı. Onlar da ikinci ligden direkt şampiyon olup hemen PTT ligden de şampiyonlukla çıktılar. Yani oynadığı oyunla da hak eden bir takımdı diye düşünüyorum. Şimdi bu 5 takım içerisinde o farkı çok göremiyorum açıkçası. Yani bu çıkabilir diyebileceğim bir takım yok. Ama Bodrum takımını final, yani bir illa bir tahminde bulunuyorsanız Bodrum takımını belki Sakarya rakip olabileceğini düşünüyorum. Biraz daha geçen yılda bu tecrübeyi yaşadılar çünkü gerçekten çok başarılılardı. Aynı şekilde aynı hocayla, aynı sistemle, aynı kadro yapılanmasıyla hemen hemen devam ediyorlar. Hak ettiklerine inanıyorum finali. Ama dediğim gibi bu maçlar gerçekten belki de hiç tahmin etmediğimiz, en az şans verdiğimiz takımın kazandığı maçlar olabiliyor. Daha önceki yıllarda, yıllardır playoff deneyimini çok yakından takip edip ve bizzat içinde bulunup yaşayan biri olarak bunu söyleyebilirim. Ben de merakla bekliyorum açıkçası bu sonucu. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ersin Aka. Bu arada bir mesaj gelmiş hocam. Evet. Mesajı gönderen Mahsun Baştu. Statü değişeli 3 yıl oldu diyor. Hayır, bu sezon 2. yılı. Yani net bir şekilde hatırlıyorum. Geçtiğimiz yıl bu statüyle ilk şampiyon, ligi 3. bitiren Pendik olmuştu. Bu sezon 2. yılı. VAR uygulaması da maçlarda olacak. Playoff maçlarında, birincilikteki tüm maçlarda olduğu gibi, bunu da hatırlatalım. Ve devam edelim hocam, yani, ikincilikle isterseniz. Yani soruyu soran arkadaşa da saygı duymak lazım. Neden derseniz, o kadar çok sistem değiştiren bir ülkeyiz ki bu konularda. Evet. Ben de 2 yıl diye hatırlıyorum. Öyle zaten sözüme başlamıştım ama yanılabiliriz. Çünkü sürekli değişen bir sistemimiz var bu konularda. Doğruyu bir türlü bulamadık. Dolayısıyla izleyici arkadaşa da hak vermek lazım bu konuda. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ersin Akas. Sohbetimiz devam ediyor. Peki hocam, ikincilikle devam edelim. İkincilik dönemde maçlar var. Kastamonu, Spor'un rakibi belli oluyor. Evet. Diğer grupta da... Buyurun hocam. Gidip canlı olarak da izledim bir tane maçı.
ilk eleme usulünde Trabzon'u izlemiştim. 1963 Trabzon'un 4 gol attığı Ankara Spor maçına 4-1 biten maçı izlemiştim. Gerçekten çok keyifli maçlar oldu. İkinci maçlarda da ilk ayağında Erzincan kendi sahasında Iğdır'a 3-0'lık net skorla kaybetti ve Iğdır'ın tur kapısını araladığını düşünüyorum. Büyük ihtimalle Kastamonu'nun rakibi olacağını düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle bir futbol bu, her şey değişebilir. Ama şu anki görüntü o. Diğer grupta Van Spor'un rakibi halen soru işareti, net bir şey çıkmadı. Mersin ve 1461 Trabzon maçı 0-0 berabere bitti. Onu da televizyondan takip ettim. Güzel bir maç oldu. Çekişmeli, bol mücadeleli bir maçtı. Benim de geçen yıl görev aldığım takım Mersin. Ciddi bir taraftarın önünde oynandı. Ancak 0-0'lık bir sonuçla bitti. 1461 Trabzon'un sahasında oynanacak son maçı ben de çok merak ediyorum ne olacağını. Arkasından akabinde galipler Van Spor ve Kastamonu'nun rakipleri olacaklar. Sonra da o maçın da galibiyle bir final izleyeceğiz. Tıpkı birincilikte olduğu gibi çıkan takımı belirleyeceğiz. Ben de dediğim gibi tekrar ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Çok keyif alıyorum bu süreci takip etmekte. Sevgili dinleyenler, sohbetimiz devam ediyor. Hocam şöyle bir durum da var. Van Spor Futbol Kulübü'nde teknik direktör Ümit Bozkurt, Iğdır'da Serdar Bozkurt. Abi kardeş de rakip olabilirler belki finalde. Evet, ikisi de Ankara'nın, ben de Ankara'da yaşıyorum biliyorsunuz. Evet. Ankara'nın yetiştirdiği değerli futbol adamları. Belki dediğiniz gibi abi kardeş rakip olabilirler. Çok da güzel bir görüntü olur diye düşünüyorum izleyenler için. Peki hocam, üçüncülükte de heyecan devam ediyor. Maçlar tamamlandı. Yani burada hocam ağır basan playofflarda kadro yapısını düşündüğümüzde, ikincilikte tekrar döndüğümde kadro yapısını düşündüğümüzde ağır basan takım Van Spor ve Iğdır gibi duruyor. Kastamonu'yu da buna dahil edebiliriz. Kadro yapısına bakarsanız öncelikle Iğdır Spor, evet, o takımların içerisinde hepsinden daha farklı, direkt çıkması gereken bence çok yani net bir şekilde geçen yıl Pendik, iki yıl önce Pendik'in yaptığı gibi, işte bu yıl Eyüp'ün birincilikte yaptığı gibi açık ara yapması gereken bir kadroya sahip. Açıkçası ben Kastamonu ve Van'ın kadrolarını birbirlerine yakın görüyorum. Ama Iğdır'ın kadro kalitesinin çok çok üstlerde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hocam Iğdır'ın kadrosunda da birincilikte oynamış, kesintisiz birincilikte oynamış oyuncular var. Furkan Köse, Samsun Spor'dan hatırlıyoruz. Hasan Atipoğlu, evet. Caner Cavlan. Ben Van'da görev yaptım biliyorsunuz sezonda, evet, en son çalıştığım kulüp. Şimdi kadro sadece birincilikte görev yapmış, oynayan kaliteli oyunculardan bahsetmiyorum. Kadro derinliği çok iyi. Yani kulübesinden bir takım daha yapsanız o da bence playoff oynar Iğdır Spor'un. Evet. Ancak bir Van için bunu söyleyemem. Kastamonu için bunu söyleyemem. Mersin için asla söyleyemem. Yani bu takımların kadrosu ciddi anlamda kısıtlı ve belli oyuncular üzerinden gidiyor. Bu oyuncuları kaybettiklerinde de zaten çok ciddi problemler yaşadılar. Hocam dinleyenlerimizle de paylaşalım. Iğdır'da Burak Bekeroğlu var. Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de 14 maç 11'i var Hatay Spor'da. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, mesela örnek veriyorum. Tahir Babaoğlu ve Mücahit Canakçay var. İki tane santrafor. Bugün şampiyonluğa ikincilikte bir takım kursanız, ikisi de en başta alacağınız oyuncular. Bunun ikisine siz sahipsiniz. Bir tanesi oynuyor. Sistemleri gereğince bir tanesi oynuyor. Bir tanesi sonradan katkı veriyor. Yani bu bir antrenör için çok ciddi bir güç. Ama ben bu anlamda Iğdır'ın sezon içerisinde, yani baktığınızda Ahmet Spor oradan birinci çıktı. Bu anlamda başarısız buluyorum. Kadro yapılanmasının karşılığı, sportif başarıyı elde edemediler diye düşünüyorum. Hocam ancak Ahmet Spor devre arası yapmış olduğu transferler çok ciddi katkı sağladı Ahmet Spor'a. Bilmem katılır mısınız? Mert Çapar, Çekler Orhan. Kesinlikle. Yani bu isimler çok ciddi katkı sağladılar. Yani özellikle Çekler Orhan'ın çok
gerçekten tap yaptı performansı. Ciddi anlamda takımına skor katkısı yaptı. Aynı şekilde Mert Çapar, o da uzun yıllardır takip ettiğim Nazilli'dir kendisi. Sonra Naz yapısından yetişmiştir. Çok önemli oyuncular. Yani devre arası transferler gerçekten zordur. Hani buna Van'ı da örnek verebilirim. Ben de son 5 hafta gitmiştim ilk yarının. Evet. Normalde 5 oyuncu alacaktık. Ben sona ayrılma durumunda kaldım ve devre arasında Van gerçekten ilk 11'e 4 tane oyuncu kattı ve bunlar da tuttu baktığınız zaman ikinci yarıda. Bu kolay bir şey değildir, onu söyleyeyim. Yani o dokunun uyması, iyi oyuncu alırsınız ama kadro yapılanmanıza uymaz. Elinizdeki mevcut oyuncuyla uyum sağlayamaz. Şehre sağlayamaz, havaya sağlayamaz. Bunlar çok gözükür genelde. Ancak bu takımlar gerçekten dediğiniz gibi Ahmet de Van da devre arası transferlerine çok ciddi katkı sağladılar. Ama baktığınızda bunu değerlendirdiğinizde playoff oynayan takımlar içerisinde bunun tersi olan takımlar da var. Mesela Buca'yı örnek verebiliriz. Devre arası çok farklı bir yapılanmaya gittiler. Maalesef ikinci arada ciddi bir düşüş yaşadılar. Gönderdikleri çok değerli oyuncuların yerine kattıkları değerli oyuncular çok fazla katkı sağlayamadı diye düşünüyorum açıkçası. Devre arasında dağılan bir Buca takımı vardı hocam. Evet, yani bu bir tercih miydi, mecburiyet miydi onu bilemiyorum ama çok önemli oyuncularını gönderip yerine yeni oyuncular kattılar ve baktığınızda da bu sonuç tutmadı. Yani o tutmaması da çok normaldir. Yani bir futbol kadro mühendisliği dediğimiz olay çok önemlidir. Bu böyle yapboz tahtası gibi, hani şimdi bunu yaptım yeniden bunu yapıyorum gibi bir sonuç gerçekten pozitif olmaz. Zaten bu demin dediğim gibi, yani çok değişken bir ülkede yaşıyoruz. Bu ancak bizim ülkemizde oluyor. Yani takımlar Avrupa'yı incelediğinizde çok uzun vadeli planlar yapıyorlar. Ama bizde maalesef yani düşünün, hani sezon başı ciddi bir bütçeni harcıyorsunuz. Devre arası bu bütçeyi bozup tekrar yeni bir bütçe yapılanmasına gidiyorsunuz. Yani bunun mantıksal, ekonomik, performans anlamda hiç elle sıfır bir tarafını ben açıkçası göremiyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ersin Akar. Ersin hocam, peki 3. ligle ilgili değerlendirmeniz nedir? Evet, 3. liginde biliyorsunuz maçlar bugün oynanacak. Yani gerçekten orada özellikle bugün Efeler Elazığ maçı var. Benim de Karşıyaka'da grupta beraber mücadele ettiğim takımlar. Efeler ciddi bir sürpriz yaptı. Kadro yapılanmasıyla buralara kadar gelmesi benim için bir futbol adam olarak sürpriz. Takdire şayan bir performans diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum onları. Elazığ takımını favori görüyorum. Onun dışında çok güzel bir mücadele olduğunu düşündüğüm 52 Ordu Spor ve Ali Ağa maçı var. Evet. Bu maçın da gerçekten çok merak ediyorum sonucunu. Çünkü 52 Ordu da yaklaşık 3 yıldır sürekli playoff oynayıp sürekli hedefe takım kurup başarılı olup buralara gelip ama bir türlü son düzlüğü geçemeyen bir takım görüntüsü. Ali Ağa'da biliyorsunuz bu yıl gerçekten çok ciddi bir atılım yaptı. Maddi anlamda olsun, yapılanma anlamında, tesis anlamında çok güzel işler yapıyorlar. Umarım hak edenin kazandığı maçlar olur. Bugün onları da merakla bekliyoruz, takip edeceğiz. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ersin Akay. Ersin hocam, son olarak Samet Hoca ile birlikte aynı ekiplerde yer aldınız. Hoca şu anda evet. Beşiktaş'ta futbol direktörü. Yakın dönemde evet. Konuştunuz mu hocam? Dün konuştuk. Özellikle hocam merak ediliyor teknik direktör konusu Beşiktaş'ta ve Samet Hoca devam edecek mi etmeyecek mi? Sportif direktör iddiaları da gündeme geliyor. Buyurun hocam. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, gerçekten basından takip ettiğinizde bu olayları, ben Beşiktaş basından bahsediyorum, yani özellikle burada ben de çalışan birisi olarak, sistemi çok iyi bilen birisi olarak çok şaşırıyorum. Yani biraz önce söylediğimiz o değişkenliklerden besleniyoruz basın olarak sanırım. Veya belki camiamız, insanlarımız böyle. Bu beklentileri doyurmak için böyle haberler çıkıyor. Şimdi bugün Beşiktaş'ın ciddi bir ekonomik problemi var. Bunu bilmeyen var mıdır bilmiyorum. Yani Beşiktaş'ın işi çok zor, hiç kolay değil. Dolayısıyla Samet Aybaba gibi bir değer, feda sezonunda biz bunu başarmıştık birlikte.
ekibimizle beraber bir yapılanmaya gittik ve o yapılanma Beşiktaş'ta sonrasında Şenol Hoca'yla birlikte şampiyonluğu getirmişti. O iskelet kadro şampiyonluğu getirmişti. Şimdi Samet Aybaba'yı bu göreve geçen yıl getirdiyseniz Hasan Arat yönetimiyle birlikte bence bu Beşiktaş'ın en büyük şanslarından bir tanesi. Yani bu değişimler, gerek teknik direktör değişimleri, gerekse Samet Hoca'ya yapılan eleştiriler, yönetime yapılan eleştiriler, yani gerçekten anlamakta bir futbol adamı olarak çok güçlük çekiyorum. Neden? Diyorum ki yani bu kadro nasıl kuruldu? Beşiktaş'ı izliyorum. Kadro yapılanması, verilen rakamları duyuyorum, inanamıyorum. Bunu yapan bir önceki yönetim bu yapılanmayı, bir önceki hocalarımız, yani orada görev olan her kimse, şimdi isim vermek istemiyorum, bu yapılanmayı birlikte yapılmış. Şimdi ciddi bir enkaz var benim gördüğüm ortada. Bu enkazı kaldırmakla yükümlü olan insanlar şu anda sorumlu tutulmaya çalışıyor. Bir değişim bekleniyor bunun karşılığında. Ben gerçekten bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Hocam daha önce de bir programda size bunu söylemiştim. Ülkemizde futbol teknik adamlarının içerisinde bence değerini bulamayan, hak ettiği yere gelemeyen, çok daha özel yerlerde olması gereken bir isim diye düşünüyorum. Evet. Ama Beşiktaş yönetimi umarım ki bunları zaten biliyordur ve o yüzden getirmiştir hocamı. Değerini verecektir. Taraftar da değerini verecektir diye düşünüyorum. Bunları o yüzden doğru şekilde değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Biz de sizlerin aracılığıyla bunları mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Objektif bir şekilde. Peki hocam, şunu da ifade etmek istiyorum size. Devam edecek mi hocam? Yani etmemesi benim için çok büyük sürpriz olur. Çok büyük bir kayıp olur Beşiktaş için. Hani, hocam illaki hoca konusunu da konuşmuşsunuzdur. Gündemde Sergen Yalçın ve Nuri Şahin isimleri var. Yani ben isim olarak konuşmadım ama hocamı tanıdığım için, bu benim yorumum, hocamın asla böyle bir beyanı olmaz. Hocamı çok iyi tanıdığım için muhtemelen Türk bir hocadan yana gönlü vardır diye düşünüyorum. Hani ismi bilemem. Bunu sormam da, sormam doğru da olmaz. Çünkü ben de bir teknik adamım şu anda. Ama hocamı tanıdığım kadar bir Türk adamdan yana gönlü vardır. Mutlaka Türk insanına çok güvenir. Hep arkasında durup şans verilmesi gerektiğine inanır. Birlikte 5 yıllık çalışma sürecinde bunu çok net biliyorum. Kendisine çok saygı duyuyorum bu anlamda. Bana çok şey kattı. Antrenörlük anlamında ondan çok şey öğrendim. Kendisine başarılar diliyorum. Burada her zaman da desteklemek gerektiğine inanıyorum hocam. Yani hocam her defasında tekrar ettiniz. Sizi Türk futboluna kazandıran isimlerin en başında geliyor Samet Hoca. Hayırsız Türk futboluna oyuncu kazandırdı. Ben kendi adıma çok önemli değil bunu. Altını çizmeye gerek duymuyorum ama bugün amilli takım ve büyük takımlarda oynamış. Ya bir çırpıda şöyle söyleyeyim herhalde. Belki de en çok Türk futbolunda amilli takıma oyuncu kazandıran, altyapıdan ilk defa oynatan Samet Aybaba. Ben bunu iddia ediyorum. Kendim 5 yıllık sürecinde de zaten şahitliğini ettim. Yani hatta bir örnek vermek istiyorum. Dorukhan Toköz'ü pazar günü gittim izledim Eskişehir U21'de o zamanki ismiyle U21 takımında izledim. Oyuncu var mı dedi. Hocam böyle bir oyuncu var dedi. Salı günü ilk antrenmana çıktık. Pazar günü Trabzon deplasmanında 11'e çıktı. Yani şimdi ve Eskişehir Spor küme düşmenin en büyük adayıydı gittiğimizde. Şimdi bu ciddi bir cesaret isteyen bir durum. Yani ben de 25 yıldır teknik adamlık yapan birisi olarak maalesef bu örnekleri hiç göremiyorum ülkemizde. Şimdi ben bunun gibi kaç kişiyi sayabilirim bir çıktıda? İşte ne bileyim Volkan Şenler, Serdar Azizler, Sercan Yıldırımlar, yani birçoğu Oğuzhan Özyakup. Yani bu oyunculara gerçekten, yani baktığınızda Oğuzhan Özyakup'u Beşiktaş'a kazandırdığında Samet hocamız Arsenal'de 90+6. dakika 1 dakika oyunu almıştı Arsene Wenger. Onun dışında profesyonel dakikası yoktu. Ve bunu Beşiktaş'a alıp A milli takımın değişmez oyuncusu haline getirdi. Yani bunların haklarının verilmediğine inanıyorum. Bu anlamda konu
oyunu geliştirmek, oyuncuyu geliştirmekse gerçekten Samet Aybaba çok büyük bir isim ve kıymeti o yüzden diyorum size bilinmedi. Çok farklı yerlerde olmalıydı. Ne bileyim, A Milli takımın başına gelmeliydi bence. Ama bakıyorum gerçekten biz insanlarımızı ötekileştirmeyi, değersizleştirmeyi çok seviyoruz. Evet. Ben teknik adamlarımıza bu anlamda haksızlık edildiğine inanıyorum. Daha çok destek verip güvenilmesi gerektiğine inanıyorum. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Hoşça kalın. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi kısa bir ara. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sizlerden gelen sorular var. Soruları da cevaplayalım. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Mustafa Dinçer, teşekkür ederim. Tuttuğum maçlar olursa paylaşır mısın abi demiş. Teşekkür ederim. Paylaşımlarımı zaten yapıyorum. Hemen Twitter'dan gelen soruları da kontrol edelim. Salim abi iyi yayınlar. Mertens haberiyle haberine sanırım Mertens haberini tekrardan paylaşmışsın. Oyuncunun maaşı hakkında bilgi verirsen tadından yenmez. Oyuncu maaşında indirim yaptı. Bunu söyleyelim. Maaşında indirim yaptı Mertens. 2,5 milyon euro civarında diyebiliyorum. Mertens'in alacağı yeni sezondaki ücreti. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Müsait olursa Servet Çetin ve Serdar Bozkurt bizlerle birlikte olacak. Bunu belirtelim. Mertens'le de bir yıllığına tekrardan anlaşma sağlandı. Bunu ifade edelim. Hemen kontrol ediyorum soruları. Abi iyi yayınlar, Arda'yı konuştunuz mu demiş. Evet, Arda 4 gol attı Real Madrid'de. Gururumuz olmaya devam ediyor Arda Güler. Çok önemli bir performans ortaya koyuyor. Göksel mesaj atmış, Göksel Aksak'a. Çok önemli bir yetenek. Dünya futboluna adımızı duyuracak ülke olarak. Yani çok çok önemli bir yetenek. Adımızı duyuracağını düşünüyorum. Çok iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Şu anda da 4 gol attı. Umarım Arda Güler gibi oyuncular ülke futboluna hizmet etmeye devam eder. Şimdi
Sevgili dinleyenler, tekrardan devam edelim gelen sorularla. Nedim Küçük yazmış, iyi yayınlar sevgili Salim Manav. Aziz Yıldırım'ın başkan olması ihtimali dahi Fenerbahçe'yi iflasa sürüklemeye yetecektir. Bıraktığı mali tabloyu herkes çok iyi biliyor. Kulübün muhasebe defterinin bakkal defterinden beter hali vardı. Şimdi rayına girmiş gibi bir mali portrede ortaya çıkması kendisinin çok iyi niyetli olmadığını gösteriyor bana. Unutulmasın ki geçen seçimlerde eğer kazansaydı mevcut siyasi hükümet kulübe kayyum atamıştı. Muhasebe departmanını Ali Koç boşuna toptan değiştirmedi. Kongre üyelerinin aklını başına toplayıp o şekilde oy vermesi gerek. Mali yapı daha önemli demiş. Saygı ve sevgilerimle Nedim Küçük. Nedim abi de Radyo Spor'u takip edenlerden birisi. Tüm programlarımızı takip ediyor. Teşekkür ederim. Mesajı için kontrol ediyorum. Mücahit Bey'in sorusunu yanıtladım dün. Birçok soru var. Gayret ediyorum soruları yanıtlamaya. Serdar arayayım. Servet'e tekrar bakalım. Hemen kontrol ediyorum soruları. Galatasaray derbisinin biletleri de bugün satışa çıktı. Bunu da paylaşalım. Mahsun Başto yazmış. İyi yayınlar Salim kardeşim. Adana Demirspor'daki son durum hakkında ne düşünüyorsun? Bence Murat Sancak artık bir an önce kulübü bırakıp gitmeli demiş. Yani yaşanan bir kaotik ortam var. Neler düşünüyorum? Yani olmaması gereken bir tablo yaşanıyor. Özellikle dün paylaşımlar vardı. Bir futbol kulübünde olmaması gereken tablo. Tribün liderleri açıklama yapıyor. Sayın Başkan Murat Sancak açıklama yapıyor. Fakat gelinen noktada her iki tarafın da hatalı ve haklı olduğu anlar vardır diye düşünüyorum. Tribün liderlerinden açıklama geldi. Sonrasında Sayın Başkan Murat Sancak'tan açıklama geldi. Bir paylaşım yaptı. Şunu unutmamak lazım. Mesela şirketleşen kulüplerde ana geçerli olan taraftar diyoruz ama orası artık bir şirket. Taraftar oraya gönül bağı olsa da taraftarın şirketleştiği için orada karar merci şirketin yönetim kurulu başkanı. Bunu Adana Futbolu'ndan soru geldiği için yanıtlıyorum. Adana Futbolu'nda bunu uzun yıllar Adana Spor'da gördük. Adana Spor'un devredilmesi için dua eden bir Adana Spor taraftarı vardı. Fakat bu olay 18 yıl sonra gerçekleşti. 18 yıl sonra bir devir gerçekleşti. Bunu belirtelim. 18 yıl sonra bir devir oldu. Bugün Ergin Göreli kulübü devralacak. Kulübün başkanı olacak Adana Spor'da. Ergin Göreli Ey Nesil'de de başkanlık görevini sürdürmüştü. Teknik direktör konusunda Adana Spor'da Ercan Albay iddiaları vardı. Fakat ben Ercan Albay'la konuştuğumda böyle bir şey olmadığını ifade etti. Böyle bir süreç yaşanmadığını ifade etti. Orada da bir Adana Spor'da da bir devir var. Şu anda kulüpler şirketleşse de kulüpleri ayakta tutabilmek çok çok zor. Anadolu kulüplerinde şu anda sportif transfer yasağı cezası alan iki kulüp var. Samsun Spor ve Kayseri Spor. Kayseri Spor sözleşme fesihlerinden dolayı aldı. Amatör oyuncuların sözleşmesini feshetmişti. Samsun Spor da yine fesihten dolayı aldı. Bunlar bu noktada ülke futbolunun ekonomik anlamda göstergesi olabilir mi? İş bilmezlik denebilir buna. Samsun Spor'un hiçbir ekonomik krizi yok. Fakat Novik Havas'ın sözleşmesini feshederken iş bilmezlikten dolayı, avukat hatalarından dolayı vesaire böyle bir durum oluşmuş olabiliyor. Kayseri Spor amatör aldığı oyuncunun sözleşmesini feshediyor. Sonrasında bir süreç başlıyor. Yani bu fesihler baş belası oluyor kulüplere. Bu şu anki ekonomik şartları düşündüğümüzde Samsun Spor için bunu söyleyemem ama Kayseri Spor'un yaşadığı durum, yaşanan süreç, Anadolu futbolunda, Anadolu takımları arasındaki Anadolu takımlarının yani ileride yaşayacağı tablonun göstergesi kısaca. Bunu belirtelim. Bu tabloyu Anadolu kulüpleri çok yaşayacak. Bizler transfer haberi verirken transfer yasağı haberi vereceğiz. İşte FIFA'dan 3 dönem geldi.
Salim Manav ödeme yapması gerek gibi örnek veriyorum. Çok fazla bu haberleri göreceğiz. Transfer haberinden daha fazla. Çünkü neden? Ülke futbolundaki kulüplerin ekonomisi bitik durumda. Ve çok büyük sıkıntılar var. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından devam edelim. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, son bölümdeyiz. Son bölümde yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Telefon hattında küçük bir sıkıntı oldu. Ondan dolayı planladığımız bağlantıları yapamadık. Teşekkür ederim Mahsun'a da tavsiyesi için. Çok çok sağ ol. İleteceğim arkadaşlarıma. Hemen kontrol ediyorum soruları sevgili dinleyenler. Orhan Bey yazmış. Derbide olacak mısınız? Evet. Derbide Ajans Spor ve Radyo Spor adına olacağım. Benimle birlikte Özgür Sancar, Özgür abi de olacak. Derbiyi yerinde takip edeceğiz. Şampiyonun belli olacağı derbi. Beraberlik ve kazanması durumunda ev sahibi Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor. Fenerbahçe kazanırsa iş son hafta düğüm çözülecek. Bunu belirtelim. Saat 53.12.53 yayınımızda toparlıyoruz. Bugün yayınımız 1 saat. Yarın da 12.14 arasında, bunu belirtelim. Şimdi yayınımızı bitiriyoruz. Bugün çarşamba. Çarşamba günleri 13.14 arasında Radyo Spor'da Atilla Türker ve Mert Elam Markaş programında sizlerle olacaklar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.